Yukarıdaki gibi hazırlanan deney düzeninde tüplerden her ikisinde de reaksiyon gerçekleşmiş. Ancak ikinci tüpte birim zamanda oluşan ürün miktarı daha fazla. Yani V hızına kıyasladığında V2 büyük V1. Bu durumun ortaya çıkması enzimlerin özelliklerinden hangileriyle açıklanabilir? Bakalım deney düzeninde ne fark var? İkisinde de 10 gram et var. Ama birisi et parçası şeklinde, diğeri kıyma şeklinde. Neydi kuralımız? Substratın yüzey alanı arttıkça enzim etkinliği artar. Neden hocam? Çünkü enzimler substratlarını yüzeyden etki ederler. O yüzden hız ne olacak yüzey alanı arttıkça artacak. Neyle açıklanıyor diyor? Etkinliklerini substratların dış yüzeyinden başlatması doğru. Hücre dışında da etkinlik göstermesi. Bunu açıklayamazsınız. İkisi de tüp zaten. İkisi de dış ortam. Enzimlerin substratlarına özgünlük göstermesi ikisinde de özgünlük göstermiş. Ama fark ne? Farkı arayacaksın hocam burada. Biri kıyma, biri et parçası. O yüzden cevabımız ne oldu? Yalnız bir. Enzimlerle gerçekleşen belirli bir tepkimenin hızı faktörlerinden hangilerine bağlı olarak değişir? Enzim substrat bileşiği miktarına bağlı mıdır? Bağlıdır tabii ki hocam. Düşünsenize enzim sabit siz substratı sürekli arttırırsanız hız bir yerden sonra sabit kalır. Ama enzimi de sürekli arttırırsanız o zaman reaksiyon hızı artmaya devam eder. Reaksiyon için gerekli olan aktivasyon enerjisi zaten enzimin var olma sebebi aktivasyon enerjisini düşürüp reaksiyonu hızlı bir şekilde gerçekleştirmek değil mi? Substrat düzeyinin genişliği arttıkça enzimin etkinliği artar çünkü enzimler substratlarına yüzeyden etki ederler. Bu da hızı etkiler tabii ki cevabımız 1, 2, 3 olur. Normal şartlarda asit ortamda gerçekleşen X artı Y, Z, enzimatik tepkimesinin laboratuvar ortamında gerçekleşmesi için tüpe X ve Y maddeleri konuluyor. Deney tüpünde tepkimenin gerçekleşmesi için aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılmasına gerek yoktur demiş. Tüpü uygun sıcaklığa getir. Ortam pH'ini ayarla mümkünse optimum olsun. Tüpe enzim ekle ki X ile Y'yi Z'ye çevirmek kolaylaşsın. Tüpe su ekle zaten su enzimlerin çalışması için önemli. Tüpe Z maddesi ekleme ya Z zaten ürün hocam. Yani X ve Y maddelerini ürüne dönüştürmeye çalışıyorum. Benim amacım o reaksiyonu yapmak. Ürünü niye ekleyeyim ki? Kaldı ki ürünü siz eklerseniz bir de enzim eklerseniz belki de ürün inhibisyonu olacak. Onu bilemezsiniz ki hatırlayın ortamda ürün biriktiği zaman ne oluyordu? Enzimin etki ettiği o aktif bölgesine bağlanıyordu ve reaksiyonun gerçekleşmesini engelliyordu. O yüzden cevabımız ne olur? D seçeneği. Enzimlerin aktivatörleri, substratları ve oluşturduğu ürünler gösterilmiş tablodaki bilgilere göre hangileri doğrudur? Enzimin etkinliği için mutlaka bir aktivatör lazım. Bak maltazında ribonükleazın ihtiyacı yok. Bir enzimin ürünü başka bir enzimin substratı olabilir. Bakın, amilaz enziminin ürünü maltoz. Bu maltoz aynı zamanda maltazın substratı. O zaman bu doğru. Yani şöyle yapmışlar. Nişasta amilazla maltoza dönüşmüş. Bakın bir enzimin ürünü sonra maltozu da maltaz glikoza çevirmiş. Bu enzimin substratı olmuş. Farklı enzimler aynı substrata etki edebilir. Bakın enzimler burada, etki ettikleri substrat burada. Ama böyle bir şey çıkartamıyorum ben buradan. O yüzden cevabımız ne oldu? Yalnız 2. Yandaki grafikte enzimatik bir tepkimenin x faktörüne bağlı hızında değişim bakın belli bir yere kadar arttırmış, sonra azalmış. Bu bize tanıdık gelir. Nereden tanıdık gelir? Sıcaklıkla tanıdık gelir. pH'la tanıdık gelir. Her enzimin çalıştığı optimum pH aralığı, sıcaklık aralığı vardı. Bakın sıcaklık sürekli arttırılırsa bir yerden sonra denatürasyon olur, tepkime hızı sıfırlanır. pH da aynı şekilde. Şimdi diğerlerini yorumlayalım. Enzim derişimi. Eğer yeterli miktarda substratınız varsa enzim derişimini arttırdıkça reaksiyonu hızlanır ya da substrat değişimi için konuşalım. Yeterli miktarda enziminiz varsa substratı arttırdığınızda reaksiyon hızlanır. Burada ne yapmış ama? Bir yerden sonra azaltmış. O yüzden cevabımız 3 ve 4. E1 ve E2 enziminin etkinliğiyle gerçekleşen zincirleme reaksiyon verilmiş. Bu reaksiyonların gerçekleştiği hücrede bir süre sonra ortamda B maddesi birikmeye başlamış. C maddesi ise miktarında artış olmadığı görülmüş. Şimdi burada benim aklıma şu gelir. Enzim 2 bir sebepten dolayı çalışmıyor. Ya da belki enzim 2 ortamda yok. Bu durumun nedeni hangisi olabilir? Yani yorumumu enzim 2 üzerinden yapacağım. Enzim 1 enziminin bulunduğu ortamda yeterli aktivasyon enerjisinin bulunmaması. Hayır B artıyor gayet oradaki reaksiyon oluyor. Enzim 2 enziminin sentezinden sorumlu gen mutasyon uğramış olabilir. Enzim 2 üretilemiyordur. B de 1 2 olur. Kimse dönüştüremiyor çünkü C'ye. Ya da E2 enziminin inhibitörünü eklemişsindir. Enzim 2'nin çalışmasını engellemişsindir. O yüzden cevabımız ne olur? 2 ve 3. E1, E2, E3 enzimlerinin pH 2 değerinde etkinlik dereceleri gösterilmekte. Bakın pH 2'de %100 etkinlik gösteren E3. Demek ki E3 için pH 2 optimum. En iyi. E1'in etkinliği yok. 0. E2 de kendini kurtaracak kadar gibi sanki. Hangisi söylenemez? En, E1 enzimi pH 2 değerinde etkinlik gösteremez. Gösteremez. E2 enzimi bazik ortamda en iyi etkinlik gösterir bilmiyoruz. Belki ne türdür? Enzim 3 enziminin optimum pH 2'dir ki kendisi %100 etkinlikle reaksiyonu katalizliyor. Ortam pH'sının değiştirilmesi E3 enzim etkinliğini azaltabilir. Evet çünkü zaten %100'ünde şu anda. E1, E2, E3 enzimleri pH 2 değerinde birlikte etkinlik gösteremez. Çünkü E1 bakın 0. O yüzden cevabımız ne oldu? B seçeneği. Şekilde gösterilen deney tüpüne X molekülüne hidroliz eden enzimler eklendiğinde bir süre sonra ortamda aminasit oluşmuş. X molekülü sindirilince ne oluşuyormuş? Amino asit. Sindirilince amino asit oluşan molekül büyük ihtimal proteindir değil mi? Zaten söylenebilirlik sorusu. Hadi protein diyelim ona. X molekülünü hidrolize eden enzim de protein yapılı sonuçta. Peki Amünasitlerin oluşması enzim-substrat kompleksinin kurulduğunun kanıtıdır. Yani burada bir reaksiyon gerçekleştiğinin kanıtıdır. X molekülü ve X molekülünü hidrolize eden enzim aynı organelde sentezlenmiş olabilir. Sonuçta ikisi de protein mi hocam? İkisi de ribozomda sentezlenmiştir. Ortam sıcaklığının aşırı artışı amünasit oluşum hızını sürekli arttırır. Saçma bir kere aşırı sıcaklık artışı reaksiyon içerisindeki enzimin yapısını bozar. Yapısını bozarsanız da reaksiyon sıfırlanır, artmaz arkadaşlar. O yüzden cevabımız 1 ve 2. Bir deney tüpü içine lipaz enzimi konuluyormuş. Deney tüpünün içerisine lipaz enzimini koyduk. Tüpü 70 derecede bekletiyoruz. Sonra deney tüpünün sıcaklığını 37 dereceye getirip içerisine su ve lipid ekliyoruz. Neden lipaz yazmadan hocam? Çünkü ortada lipaz lipaz kalmaz arkadaşlar. 70 derecede ne oldu enzim? İnhib oldu. Denatüre oldu. Bitti yapısını bozduk. Bu süreçte deney tüpünde grafiklerde verilen değişimlerden hangileri gerçekleşmez? Hiçbiri gerçekleşmez arkadaşlar. Çünkü sindirim olmayacağı için yağ asidi miktarı artmaz. Ester bağ sayısı azalmaz. Enzim substrat kompleksi de oluşmaz arkadaşlar. Çünkü ne dedik? Lipaz 70 derecede denatüre oldu. Hazırlanan deney düzeneğinde içinde eşit miktarda maltoz bulunan tüpler yeterli bir süre bekletiliyor. Bu süre içinde tüplerdeki tepki hızı grafikteki gibi bakın 2 de var, 1 de var ama 3'te 0, 3 neden 0? Çünkü bak burada su yok. Peki buna göre diyor hangileri doğrudur? Enzim etkinliği için suya gereksinim vardır. Evet. Sıcaklık değişimi tepki hızını etkileyen tek faktör değildir. Gördüğünüz gibi su da bir faktör. İkinci tüpte birim zamanda oluşan glikoz miktarı birden fazladır. Evet çünkü bakın tepkime hızı V2 V birden fazla o zaman birim zamanda oluşan ürün miktarı fazladır tüpü ikinci tüpte. Üçüncü tüpte enzim etkinliği gerçekleşmiştir. Hayır gerçekleşmemiş tepkime hızını zaten kendisi bize sıfır vermiş soru. Cevabımız ne oldu? 1, 2 ve 3.